Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Şantırıt'ta yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Geçtiğimiz bölümlerde başlayan asit yağmurlarının yavaştan can sıkmaya başladığı ve item toplamak için dışarı çıktığımız dönemlerin birindeydik efendim. Oo, iki kişisiniz. Hayırdır? Vallahi az önce Christopher adında birini biçtim hocam. Oo, hava geliyor da aşkım, bir soğuk esiyor. Ama güzel hava geldi. Olmadı, birazdan bir ayaklanır kazağımı giyerim. Efendim, bu arada hepiniz hoş geldiniz Shattered'ın yeni bölümüne. Kameramın sol alt köşesinde bulunan sayaç bitene kadar canlı yayında kalmış olacağım, bilginiz olsun. Yayın yapılacak, video çekilecek, oyun oynanacak ve sayaç bitene kadar bu işlem kesintisiz yapılacak, bilginize. Her video girişinde söylüyorum, ilk kez denk gelenler için. Sen bunu 20. defa duyuyor olabilirsin sevgili dostum, kusura bakma lütfen. Çünkü duymayan insanlar olabilir ve onları bilgilendirirsem daha rahat hareket edebilirler. Abo. Çapakçur Vadisi, hoş geldin. Valisi, merhabalar. 81'den 74'e inmiş, gelişme var. Hiç sıkıntı yok. Şunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Transistörü alalım. Oh, nihayet. Radyoya upgrade çakıp. Upgrade çaktığım radyo sayesinde daha çok tüccara ulaşabileceğim. Daha çok tüccarla iletişim kurup daha rahat bir şekilde işimi halledebileceğim. Upgrade atmaya kalksak malzemesiz kalıyoruz. Hiç malzeme kıtlığına sokmayayım kendimi. Bekleyelim, oksijen filtresini upgradelemek istesem. O da bir malzeme kıtlığı. Bir şey diyeyim mi? İmkan varken sen bana bir tane daha şuraya sandık yap. Ve şayet imkan varsa plastik rubber. Leather naylon. Bir tane daha su depolama yeri yap bana. Milim milim yer açmaya çalışıyorum şöyle. Larry. Larry, 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 Larry. Hoş geldin. Al sana iki tane kitap veri. Çıktır git. Kitap, oyuncak, eski CD plakları. Bunlar sevgili dostlar, takas için kullanılan ürünler. Ah be abi. Niye araya sığdıramıyorum lan bir türlü? Kahve çekirdeğine falan ihtiyaç yok. Yataklar olabilecek en sonda. Sandıkları olabildiğince çektim. Bir tane daha su depolayıcı yapabilirsin oraya ya. Yep. Origami titizliğimle yerleştirdim her şeyi. Şükür. Şimdi boldan boldan, 25. gündeyiz. Boldan boldan bir yağmur lazım. Akşam gör bir de kaç olacak derken. Sevgili Mertrekt, bir planınız mı var efendim? Şey yapıyormuşum değil mi? Artık böyle yayını arttırma planları olanları şişliyormuşum. Ansızın böyle kimse görmeden. Ne? Kim yazmış? Tertemiz abi böyle. Yok be abi, şaka yapıyorum ya.
Bu kum fırtınalarının içerideki oksijenin içinden geçmemesi için oksijen filtresini upgrade'lemek lazım da ona da metal lazım paşam. Hayır hayır hayır. Duşları sökmüyorsun. Bir duş al bakayım. Kuzenim banlamış ya. Among misali. Abi şey de olabilir. Mesela. Sabaton bitene kadar banlı. Balım sadece beni değil, Steam'in dolara geçmesi hepimizi etkileyecek de. Elden bir şey gelir mi? Kral, senin tipini hiç beğenmedim. Hele hele seni hiç beyza almam. Aşkım Mohawk saç tipli bir herif. Güzel çizgi filmdi. Benim zamanımda. Senin minik. Yakıt doldurmak için erken. Ama oksijen filtresi tamam, su filtresi tamam, ailenin her şeyi tamam. Uyu. Efendim, Rimworld Oğuz abiyle beraber oynadığımız co-op bir seri var. O seri devam eder. Şu radyoda bir işim bitsin, bir su iç. Hatta radyoyu bırak, su iç. Duşa gir. Bütün ihtiyaçlarını bir karşılayalım ev ahalisinin. Aa, karşıya keşke trap kursaydık. Trap kuralım mı? Bizim et kendiliğinden mi azalıyor? Ne oluyor? Çözemedim ya. Warhammer 3 multi baba illaki olur. Zibilyon saat yayın akışımız var. Baran nerede? Toplantıda. Çalışıyor. Baran'ı neden soruyorsun sevgili Çapak Çurvalisi? Sen de mi şişlenmek istiyorsun yoksa? Hadi yayını uzatalım derken böyle. Şöyle. Tamamen şaka yapıyorum bu arada. Şu an oyunda loot yaparken ve karakterler eve dönmeye çalışırken çok bir aksiyon olmadığından dolayı sakin sakin atıyoruz. Yok bir şey abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu bir tehdit miydi? Sen nasıl anlamak istersen. Ben bilmem. Valla Sheltered 2'ye çok alışamadım ya. Sheltered 1 güzel de Sheltered 2'ye çok alışamadım. Sevgili Kaptan Kusto, Prime'ın avantajıyla 4. ayında. Kaptan Kusto teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhabalar, nasılsın? Keyifler yerindedir inşallah. Atakan Bey teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Athena aleykümselam, hoş geldin. Valla sevgili Atakan Bey olmasa bazı durumlarda yayın akışının ilerleyip ilerlemediğini anlamayacağım. Adam arada emoji atıyor diyorum tamam galiba yayın yaşamaya devam ediyor. Ya bazen öyle oluyor bebeğim hani ortalık durgun oluyor sabah saat 7.30 kimse yok. Konuşuyorum kendi kendime de hani bir yandan şu var ya yayın kopmuş olursa çok bir bro moment olur. Düşünsene 9'da bir alt tab atıyorum böyle. Saati güncelleyelim diye 1,5 saattir yokum falan böyle. Evet sevgili geri ne getirdin? Motor, çivi, bu. 24. Al kitap vereyim oku. Efendim sevgili Emir'den 11 lira var. Emir kesene bereket çok teşekkür ediyorum. Süper teşekkürler üzerinden gelen her destek yayını arttırıyor efendim. 25 TL 5 dakika demiştik ama ben senin 11 lira için 3 dakika arttırıyorum yayını. Teşekkürler kardeşim kesene bereket.
Hep destek, tam destek. Öyle demeyin ha, böyle dakika 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 gidiyor. Teşekkür ederim Gökalp abi, sağ olasın. Abi işin güzel yanı bu. YouTube, Twitch 24 saat açık. Asla kapanmıyor. Bu 74 saat bitene kadar daha da artabilir, azalabilir. Azalma ihtimali şey, hani yayın yapa yapa azalmasından bahsediyorum. Başladığında 8 saatti, şimdi nerelere geldi? 48 saat oldu abi. Ama gün geçtikçe ya bak, ekranda kocaman ihtiyaç molası yazıyor, tamam mı? Sevgili Eren, come on. Abonemiz olarak Prime'ın avantajıyla 12. ayında teşekkür ederim. Emir'cim, kesene bereket, teşekkür ederim. Balım, desteklemekten çekinme, yayın süresi artsın. Önemli değil, şey yapmayın. Arkadaşlar. Ya bu adama nasıl diyeyim, ben her saniyesinden keyif alıyorum. O yüzden şey olarak düşünmeyin, yani bu adama destek olursam yayın süresi artar. Bu adama destek olursam hani daha da işi uzar. Baba sıkıntı yok. Uzasın. Etkinlik yapıyoruz burada. Sevgili dostum, Mafya 1 seven. Mafya Definitive Edition her gün saat 8'de. Samet Güngör Live YouTube kanalında. Deniz Şendrik ikinci ayında. Sevgili Deniz Şendrik, ikinci ayınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Base'e bir kişi daha alabilirim aslında diyeceğim de, bana savaşçı lazım. Loot'a adam yollamayı alırsam alırım. Aynen, yayının amacı uzatmak. Üf, nasıl soğuk esti. Götüm dondu. Kuzum benim. Biraz şimento alalım, evde odaları genişleteceğim. Hını mı hını mı hını mı hını mı hını mı. Burada alınacak bir şey var mı? Naylon da lazım. Ama kablo da lazım. Odun da lazım. Bu da lazım. Her şey lazım anasını satayım. Şunu bırak. Naylonu al. Abi yaşam alanı 4 kat genişliyor. 4 kat. Bu ben şimdi gösteremedim. Yaşam alanı 4 kat genişliyor. Bu kadar olur mu? Bak buradan aşağı bir merdiven daha iniyor. Buradan aşağı bir merdiven daha iniyor. Şöyle kocaman 4 kat. Ama biz daha ilerletemedik o kadar. Kızım sen bir suyunu iç. Bak et azalıyor, bozuluyor bu. Ben sana söyleyeyim, bu bozuluyor abi. Ya da ben yedirdiğimi unutuyorum. Evet, çanta geliştirmek lazım. Lockpick yaptım. Lockpick'in yanına çanta geliştirmek lazım. Çanta, belki bir body armor. Vahşi hayvan saldırılarına karşı. Çanta, body armor. Tavşan geçti. Tuzak kurmadık ya. Tuzak kurarsak tavşanı tutarız da. Şu büyük tuzak ne kadar? Pahalı mı? Değil, 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 değil. 50 tane malzeme var elimizde. Şöyle şuraya büyük bir tuzak kuralım mı? Daha kullanışlı tuzak. Tam kızımı tuzak kurmak için dışarı yollayacağım. Avlarız. Direkt harvestlamayız. Şuraya kurayım hatta, su filtresinin kenarına. Ve su ve oksijen filtresini de bir tur tamir etsin. Öyle yatsın. Dolgasan Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Dolgasan. Bugün zomboid olmaz büyük ihtimalle ya. Zomboid yani yapmayız. Ya belli de olmaz. Ansızın girebilirim. Lütfen ticaret için gel. Ya iki kişi geldilerse bunlar ticarete geldiler ya. Genelde ticarete gelenler iki kişi geliyor. Biri tuzak kurarsa falan şey yapsın diye. Kaptan Kraker Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Kaptan Kraker. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ansızın Bannerlord da gelebilir de baymamamız lazım abi. Baymamamız lazım. Zaman çok çünkü. Bayarsak çok zor geçer. Bayarsak zaman zor geçer. Ama baymazsak
Böyle güle oynaya gameplay yapmaya devam edersek bence keyifler keko olur. Bir tane sniper tüfeğinin 250 birim etmesinden mütevellit sniper tüfeklerini satmıyorum. Hop hop. E tamam, bunlar zaten şey, atık plastik. İleride geri dönüşüm cihazı yaptığımızda işe yarar da şimdi işe yaramaz. Kafa kafaya takas. Burayı tamir edeceksin, orayı tamir edeceksin. Hemen şuradan bir item bakacaksın. Buradaki lootları alacaksın. Buradaki lootları alıp geri dönmeden evvel ben bir gazak giyip öyle kameraya açacağım. Geliyorum. Bir de su alıp geleceğim. Alırım bebeğim. Geldim efendim. Teamfight Manager'ın yeni bölümü. Ya saat 4'tedir ya da 5'te. Sinan abi hoş geldin. Ki Sinan abi buradaydı zaten. Abi kazak giydim ya. Ben her gördüğümde hoş geldin diyeceğim bu arada. Giydim giydim kazağımı giydim. İçecek doldurdum geldim. Devam. Üst düzey tuzağımızı da kurduk. Keyifler yerinde. Eve gelsin. Jeneratöre bir yakıt koyduracağım. Ha teşekkür ederim abi. Ya oyun çeşitliliği açısından güzel oldu. En azından şu oldu. Ya normalde ben yayın açtığımda ya bugün hani ne oynasam, niçin video çekmem lazım, hangi kanalı geliştirmem lazım gibi gibi. Böyle hani oyun oynarken sürekli bir kıstasım, sürekli bir kriterim oluyordu, tamam mı? Ah oyunun amacı ne sorusu gelmiş. 10 dakika düştüm yayın akışından. Felaket sonrası bir dünyada kendimizi ve ailemizi hayatta tutmaya çalıştığımız çok güzel bir yapım efendim. 2018 çıkışlı galiba oyun. 4-5 defa falan oynadım, bitirdim. Şimdi tekrar başladım bu Sabaton vesilesiyle. 120 saat gameplay'im varmış oyunda. Bu süre düşüyorum muhabbeti tamamen geyik, biliyorsunuz değil mi? Hiçbir şekilde zamandan düşmüyorum. Abi herhalde alışkanlıkları kıramadığımızdan.
Herhalde alışkanlıkları kıramadığımızdan ya. Shelter 2'ye o kadar ısınamadım. Belli bariz bir şekilde şurası kötü diyemem de ısınamadım. Ciddiye almışlar aşkım, ona güldüm. Dakika düştüm yayından, iyiydi. Kendi kendime şey yapıyorum değil mi böyle? Beyler selamun aleyküm dedim, kimse aleyküm selam demedi. 10 dakika daha düştüm. Böyle böyle. Nasıl bitti 75 saat? Bir günde böyle. Tamam, şimdi sen tuvalete gir. Aa, bir yağmur yağıyor. Uf, tertemiz. Temiz su. İçme suyu biraderim. 240 birime kadar stoklanıyor. Ne yapacağız? Senin tuvalette işin bitince iki tane çanta yapacaksın bize tertemiz. Bir sonraki loot'a gittiğimizde çantamız olacak. İki tane lockpick'imiz olacak. Çantamız lockpick'imizle beraber dünyaları lootlayıp geleceğim. Yayının amacın. Geçen biri gelip şey dedi ya. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ve bu soruyu kendime öylesine sormadım ki. Şey oldum böyle, dondum kaldım lan hakikaten falan böyle. Loot yenileme mantığı nasıl oluyor? 10 günde bir falan lootlar yenileniyor galiba. 10 gün müydü? Bir hafta mıydı? Hadi götümden sıkmış olmayayım da şimdi burada bir harita var. Bak birazdan bu çarlar eve gelecek. Burada bir harita var abi. Haritada gittiğin yerlere bakıyorsun. Mesela ben şu yukarı adam yollamak istesem en son 19 gün önce yollamışım. 19 günde garanti orada loot birikmiştir. Tık 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 gidiyorum, toplatıyorum. Şu aşağı yollatacak olsam 9 gün olmuş. 9 gün mesela erken. Ama burası 15 gün olmuş. Buraya yollatırım. Yeni mekana yollatırım. O şekilde karar veriyorum. Herhalde 7 gün falandı. Abi amacın ne? Abi 1 saat düştüm. Şimdi düştüm lan 1 saat. Şimdi bittiniz. Babuş temizlik de yaptın mı? Yaptım. Gene ev işleri bitti anasını satayım. Bu karakterler oturuyor. Şimdi diğerleri gelene kadar bir oda daha aç. Oda sayısını bir geliştirelim. Temiz içme suyu stoklar mıyım? Stoklarım ama karşılığında neyi atacağım? Çimento torbasını at. Zaten çimento torbası çıkmaz gayrı da. Brezney. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldin. Nasılsın? Kamera sol altta daha iyi olmaz mı? Sağ altta neyi kapatıyor abi? Aha, yakalandı Trebe. Eşek gamers. Sağ alt bana da safe geldiği için oraya aldım abi. Sol altta da bir şey yok, sağ altta da bir şey yok. Bak, her gelen soruya eksi biri değil de şakasız söylüyorum. Chat'i açsam her yayında böyle oyunun amacı ne tarzı soru soran elemanlardan 1 TL alsam bak. 1 TL. Zengin olurum. Gerçekten yani o ay artık yayın akışı yapmama gerek kalmaz. Düdüdüdüdüt. Kitabımız bitmiş. Ben takasta ne vereceğim bu adama? Aşkım burada. Hem de yedeği de burada. Hepsi burada gülüm. Oy kuzum benim. Yanıma almıştım ihtiyacın olur diye. Ben de çok soruyorum bu oyun ne diye. Senden 2 lira alırım. Teşekkür ederim, sağ olasın. Brezny. Ya yapay zekaya bıraktığında iş görüyor mu? Elle yönetmek daha çok hoşuma gidiyor ya, ama popülasyon arttığında şey yaparsın. Şimdi yapay zekaya bıraktığında ne oluyor biliyor musun? Dışarıdan gelen karakterlerin biraz sabun verelim agaya. Bir bundan verelim. Bir tane de et verelim. Avcılık yapıyoruz ya. Oo. O zaman et verelim. Çöpü verelim. Ya şimdi bak, karakterlerin yapması gereken işlemler var, tamam mı? Birkaç da su verelim.
karakterlerin yapması gereken işlemler var. Dışarıdan gelen adamın mutlaka önce sabunlu suyla yıkanıp sonra yemeği ocakta pişirip yemesi lazım. Sen yapay zekaya bıraktığında ne yapıyor biliyor musun abi? Karakter loot'tan geliyor. Bak gaz maskesi takıyorsun, havadan zehirlenmiyorsun da elin, üstün, başın hep radyasyon. 2 dakika maruz kalıyorsun yanında, kalkmıyor falan böyle yani. O derece radyasyon. Adam gidiyor eliyle daldırıyor hacı yemeğe. Laps diye gömüyor. Ondan sonra besin zehirlenmesi. Sabaha kadar kusuyor. Karakteri 2 gün kullanamıyorsun. O yüzden evde bulunan, evden dışarı çıkmayan karakterlere yapay zeka verilebilir ama loot'a giden adamlara kesinlikle vermemen lazım. Çünkü loot'a giden adamlar şey yapıyor. Niye bağırıyorsun lan? Loot'a giden adamlar bu konu çıkarıyor. Fırını genişletebiliriz. Duşu upgradeleyebiliriz. Duş ve tuvalet ya. Ben tuvaleti upgradelemek istiyorum. Yatakları değiştirip konforlu yatak yapabiliriz ha. Neden yapmayalım? Bana bir sebep ver. Hızlı hızlı hızlı. Seri seri seri. Adamlar dönmeden o iki yatağı yeniden kurmam lazım. Seri hocam. Hemen konforlu yatak. Ih. Sığmıyor. Sığdırırız. Sen bunu bir buraya kur. Sen bunu bir sök. Geyiği başkası çalabiliyor mu? Çalsın. Yeniden yakalarız. Davut diyen kedi aşkım, evet. Lan kedi Davut diye mi yavlar mı ya? Tamam, yatak söküldü. Şimdi buraya da bir konforlu yatak at. Ötekini de yerleştiririz. Alabildiğini alsın gelsin ya. Ya bu tuttuğumuz geyiği çalamaz da. İsterse çalsın. Ne yapacak abi? Isırıp mı yiyecek? Derisini yüzüp pişirmek zorunda ve dışarıda o imkanlara sahip değil. Hay senin gibi. Paşam sen niye hala kırmızısın ya? Hayırdır? Oğlum manyak mısın? Sürekli kırmızıda kaldı. Bir saniye, ben şu an base'in şeyine takıldım ya. Az önce buglandı o. Sandıkları şöyle bir taşıyam. Yavrum yorulduğunu biliyorum, dur. Sana dedim bebeğim. Senden başka kime yavrum diyeceğim aşkım? Yiyorsa de. Tamamdır, suyu yerleştirdim. Şuradan içerler sularını. Birazdan ebesini dürteceğim onun, bekle. Ya direkt ete çevirmeyeyim, yedekte dursun diyecektim. Yedeklik bir şey yok. Gidip onu harvestlamak lazım. Şimdi ben sabunlu suyla duş alıyor, et yiyorum. Su içiyor, bekliyor. Çocuk trap harvestlayabiliyor bu arada. Hayvan derisi falan yüzebiliyor. Günaydın Antisimörfemin, hoş geldin. Tamam, şimdi sıra Şahin'de. Sabunlu suyla duş al. Et ye.
Halbuki eve gelsin, üstünü çıkarsın ve hemen radyo kulesini bir upgrade etsin. Ama konforlu yatak çok iyi oldu buna. Et ye, su iç. Sen de su iç. Şahin'im de iki dal yemek yesin. Pişirdin, yedin, suyunu içtin. Gittin yattın mis gibi. Yemeği yedin, bir daha yedin, suyunu içti, suyunu içtiydin. Tamam, gittin yattın sonra. Ortalığa bir paspas yo. Hemen trader aramaya devam. Şimdi yeterince malzememiz var mı? Duşu tuvalete upgradeleyecek. Duş upgradelenebiliyor ama tuvalet maalesef. Metal yok. Olsun, duşu upgradelesin. Tavşan yakalandı. İnşallah tavşan çok ses çıkarmıyordur ya. Onu sök. Tam duşu söktü. Yem koy. Büyük duş. Oo paşam. Üf, o kadar hızlı ayağa kalktılar ki. Çok iyi bu arada. Sen de sıç. Ve yağmur depomuzu fulledi. Birazdan adamları öyle bir loot'a yollayacağım ki ellerinde lockpicklerle falan mis gibi. Ticarete geldiniz değil mi? Harikasınız. Hop 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 hop. Size takasta ne vereceğiz biz o zaman ya? Benim yeni çantalarım var. Eski çantaları vereyim bence. Eski çantalardan kurtulayım. Yok yere envanterde yer kaplamasın. İki tane de sabun vereyim, iki tane. Al. Bu loot'a gittiklerinde malzeme de lootlarlar. Bir tuvalete, sonra fixle ve hemen görev zamanı Joe. Şahin'le ben evde durmuyoruz zaten böyle. Direkt anında tık 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 sürekli görevde. Şimdi mağaraların oradan geçerken çarkımıza tükürebilirler. O yüzden şöyle yapacağım. Buradan bir hafta geçmiş. Küçük eve. Petrol istasyonuna. Buradan böyle yavaş yavaş aşağı ve buradaki şehre. Köpüşte sizle geliyor. Buradaki şehri komple turladın. Garanti envanterin dolar da. Dolmazsa diye. Yanındaki mekana geçtin. Tam şuraya attık. Buraya attık. Buraya attık. 111 birim suyu yedin geldin. Tam burada 110. Okey abi, buradan eve gittin. Yürü. Baltayı al. Gaz maskesini al. Çantayı al. Lockpick'i al. İki tane medkit al yanına. Ne olur ne olmaz siz tüm medkitleri alın yanınıza. Bıçağı al. Gaz maskesini al. Bunu al. Tamam, yeterli. İlerleyin bakalım. Kaç gün sonra dönüyor derken, işleri bitince istediğin zaman çağırabiliyorsun. Yüzyıl sürecek kadim yayına hoş geldiniz. Tamam hocam. Şimdi. Her şey hazır. Daha az, minimal miktar suyla daha rahat yıkanabiliyoruz ve büyük bir yemek deposu kurma zamanı şuraya. Hemen bölgeyi araştırarak işe başla. Yanlarında lockpick de var artık. Orayı kur. Burayı fixle. Bu istasyonu upgradeleyebilir miyim? Upgradeleyebilirim. Bence ticaret bizim kurtuluşumuzun anahtarı. Radyonun gücünü arttır ki radyo sinyalinin base'in fersah fersah uzağına bile su her türlü yağmur yağıyor, topluyoruz ya.
Beyzin fersah fersah uzağından bile adam çağırabilelim. Yayını izlerken uyuyakalmışım. Devam. Devam. Biz devam. Sevgili Brezhnev, dışarı çıkan adamlar gaz maskesi taksa yeterli. Eve geldiklerinde sabunlu suyla duş alıyorlar. Sabunlu suyla duş aldıkları zaman herhangi bir sıkıntıları kalmıyor. Yakıt doldur. Ve tamir et. Tavşanı bilerek almıyorum. Evet, bunu kademe 2'ye çıkarması biraz zor olacak ama malzeme topladıkça illaki çıkarılır. Hava filtresini de henüz upgradeleyemiyorum. Hep beraber bebeğim. Hep Zoro abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Hep Zoro. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Oyunun bir sonu yok. Yani hayatta kalabildiğin kadar hayatta kalmaya çalışıyorsun. Bu bir hayatta kalma hikayesi. Bu arada tavşanı lootlamaya gidiyorum. Buzdolabındaki et stoğunu bitirdim. Sadece base'de çalışanlar... hep beraber efendim, çok teşekkür ederim. Sadece base'de çalışanlar koruma kıyafeti giyiyor. Geri kalanlar hani o da dışarı çıkarken koruma kıyafeti giyiyorlar. Geri kalanların koruma kıyafeti giymesine gerek yok. Baksana dışarı beyaz atletimle çıkmışım. Bunlar 3 kişi. Lan hayırdır? Korkacağız mı lan? Efendim Kinokop 100 bit göndermiş. Kinokop teşekkür ederim 100 bitlik desteğin için. Sağ olasın. Şahin bıçakla. Anasınınkini gördü biri. Kroşelere aparkatları yedik. Sıra bende. Yumrukla dalan bir şey yapamaz. Baltayla şunun ebesini gondikleyeyim. Bizim köpüş bunu yamultsun. Biraz travma yaşayacaklar da ne bileyim 3 kişi karşıma çıkınca bir bıçaklayasım geldi bunları. Haşırt. Yani yok yere bıçaklamışız. Bir işe yarayan eşyaları yokmuş. Bak şimdi tramvaya bak, tramvaya. Tramvaya bak, deli gibi travma geçirecek çocuk. Yavaşla! El kadar çocuğa 2 tane adam bıçaklattım. El kadar çocuk dediğime bakma. Chucky'nin önde gideni. Chucky'nin önde gideni mahvetti adamları. Evet sevgili dostlar, şöyle yapalım. YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Videoya minik bir ara verip devam edelim efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.